Ama ben şey gibiyim. Rakibi küçümseme durumunu artık yapmayacaklar. O dersi erken Yapamazlar. almış olmaları bayağı önemli onlar adına. Ya seçim yasaklama gelirken de söyleyeyim. Bence en önemli karşılaşma direkt orman olacak. Yani orman tarafına yani çok güzel bir iki tane ban görme ihtimalimiz var. Bizim taktik değiştirir miyiz, değiştirmez miyiz de onu da merak ediyorum. Blacklist dün 5 tane ormancı yasakladı. Bugün de Devo aynı. Rosa'dan devam. Ya Lilia'yı herhalde izledilerse yasaklarlar diye Yani. düşünüyorum ben. Rosa'nın küçük küçük birazcık bozuktu. Evet. Ben ya anlatmaya başladığımızdan beri hiç bir tane orta koridor oyuncusunun 3 tane oyuncuyu tek başına böyle sıkıntıya soktuğunu görmemiştim. Abi bak 4v1'de kadro hem de olarak yani. koridor olarak Türkiye'nin en iyileri zaten. Onu Bunu zaten Türkiye Şampiyonası'nda konuşmamıştık. kanıtladılar ama bizim sıkıntımız ne biliyor musun? Ne? Erken düşüşten sonra bazenleri salıyoruz maçı. Ama bence Blacklist maçından sonra bunu da yendik. Evet. Takımımız daha da güçlendi fark ettiysen. Ve Hilda yasaklıyoruz. Kendi silahımızı, kendi ellerimizi değil, Ya o savunma performansı Hilda ne tutuyordu. kadar iyiydi ya. Dört kişinin arasında girdiler, iki kişi çıkartıp bir de devam et. Bir de Mükemmeldi. yani çok iyiydi, bir şey Sayın söyleyemeyeceğim. Başarancığım, öyle fightler oldu da. Baron'daki, Nash'teki, Evet, Lord'daki evet. fight'ı söylüyorsun. Evet, tam olarak oradaki. Oradan Joy sağa gitti. Oradan sağa dönünce de rakip ormana çıkıyorsun bu arada. Sağdın, Biraz düz kırmızıya ilerle çıkıyorsun değil sağa mi? dön. Kavga da olur. Lille'yi aldık. Süper, süper, süper. Rusamız yine istediği pike Blacklist'i diz çöktürtmüştü Lila ile. Bakalım bugün Devu'ya Yani çöktürtebilecek çocuklara da birazcık şimdi Devu'ya da üzülüyorum. Çünkü zaten TNC'nin çok iyi bir Nolan performansı vardı. Turnuvada bunu izlettik. Guinevere yine çok iyi oynuyordu Nolan. TNC o ikisini kapattık. Joey zaten Elin dayı. Yine TNC de iyi. Adamlar aynen. Rosa'yı yasaklayamadı. Ya şey Yer Lilia'yı kalmadı, zaman yasaklayamadı kalmadı, yani. evet. Gerçekten şey kalmadı. Ama ben olsam böyle Joy'u açık bırakıp belki Lilia'yı yasaklayabilirdim. Ya da belki de Guinevere'i bilmiyorum. Ya bu arada Çok Baxi'yi sağlam. çekti. Baxi'yi biz de bayağı bir oynadık. Ben TNZ'ye iyi gelebilir gibi düşünüyordum bu Bizim kadar Alien'de bak yasaklamalarda tam ne ama. tipi var? Mesela bir Xbox tipi var. X-Borg Orman mı? Fena olabilirdi. Alien'de dedim ama. Alien'de de ben olur. Ben Baxi'ye diyordum Ormanda yolun da kafa olur. oraya gitti o arada. Tecrübe Xbox dedim. Abi tecrübe Xbox mükemmel olabilir çünkü hem gerçek hasar olan Evet. bir kahraman hem dayanıklı hem savaş başlatabilen hem içeri Her girebilen hem şey var. dağıtabilen full yönlü, full Ya bir de hasar Teriz'le bir kahraman. Baxi'ye görünce nedense bir Evet. canım istedi yani. Abi şu an çok güzel bir yanıt verdiler ama nasıl düzeleceğiz? Gerçekten bilmiyorum. Evet bakalım şimdi biz Edit'le beraber bir cevap verdik şu anda. Bakalım Edit şu anda Alien'in ellerinde. Ama hangi koridora dönecek? Martis geldi TNZ'den. Pek görmüyorduk onu Martis olarak. Hocam şimdi şöyle bir Ya şey biraz olmaz. Riskli değil mi bu arada? Ben Çok alınıyor bana şu anda bir tık turnuvada. kubari gibi geliyor. Yok, o Ama anlamda değil. Yani kötüye giderse sıkıntıdasın, iyiye gitme de çok Evet, iyisin yani. bakalım. Ya Edit birazcık benim içimi tatmin etmedi. Bence Apex'e Tigre alacağız, Tigreal. Alamayız çünkü banlayacaklar. Ya da alacaklar. Evet, gerçi o Ama Minotaur'da. performansa. Abi çok karışık bir maç bizi bekliyor. Evet. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten beyinler resmen şu an birbiriyle yıldırım çakışıyor. Baksana abi, Martişler, Editler, en son Alien'ı ne zaman Edit oynadığını hatırlıyorsun? Bizim şeyde MTC2'de oynadı ya. İkili de oynadı abi. Yok hayır hayır ikili de oynadı. Oynadı. Evet oynadı. Oynadı mı? Evet oynadı. Ben hatırlayamadım. Ya bir kere falan. Notları getirin Johnny. İkili de oynadı. İkili de oynamış olabilir. Evet, gerçi olabilir doğru. olabilir. Ne var ya? Şaşırttın bizi hayır. Yok. Hayır. Çok güvenli tercih bu arada. Ya Novaryalardan... Ama ben bir tık şöyle bir noktadayım, hemen söyleyeyim gelmişken. Bence şimdi bu kadar tank artı ortalığı karıştıracak şeyin ardına bir tık daha böyle hani uzun vadede DPS çıkartacak bir kahraman lazım ya. Evet. Yani bir tık orası Devu'da eksik. Haliyle bizim burada ikinci turda atacağımız yasaklamaların bence tamamen ona göre olması lazım. Abi. Yani taşıyıcı tarafında üstünlüğü ele almak zorundayız. Kasılırlarsa sıkıntı. Ama çok da güzel bir fırsat doğdu bize şu an. Şeyi banladılar. Ben XCA'yı banlamak istedim burada ya Murano. Abi bizim takım şu an adına. XCA, XCA değil. Şu an konuşmamız gereken konu şu. Tamam, Edit, güçlü kahraman, çok fazla rakibi Tank can lazım sıkabilen, bize. İşte savaştan uzaklaştırabilen bir kahraman. Lila'ya başlatma verebilen bir kahraman. Martis oyunun erken oyunlarında çok güçlü hasar veriyor. Evet. Aynen. Erken oyunda TNZ'imizi öne geçirmemiz lazım. Şu anda da bir yasaklama yapacağız. Bakalım ne yasaklayacağız da. İşte Triz da Baxi'ye birazcık beni böyle... Angela yasaklı. Ben şey yasaklayacağım. Nedense bir X'ye yasaklaması bekliyorum buraya. X'ye yani rakip oynuyor mu bilmiyorum ben bu arada. Carve oynuyor mu bilmiyorum da. Abi çok gönlük adamlar bunlar ya. Oynarlar. Oynuyordur. Ben en X'ye yasaklardım burada.
X'ye mi yasaklar? Ya çünkü mesela Terizle çok ama güçlü. Ama hala çok fazla ışık var Bugs'ya ya. Bugs'ya çok güçlü, arkaya yakışabilecek bir şansı. Brody'yi biz aldık. O yüzden dedim. Alacağız diyorsun. Evet. Ama ilk tur... Ama şöyle bir şey var. Direkt onlarda onlar oluyor. Onlar oluyor doğru, yani. Bence şu anda yani. Yasaklama yapmak elini de daraltır bir tık. Yani... Sunshine hepsini oynuyor ama. Gerçi. Şöyle evet. Bir sorunumuz ya counter var. Counter pick atmayı da düşünebiliriz. Counter pick direkt gerçi atılması zor da. Yani biraz daha karşısına rahat evet. Ettiğimiz bir şey seçebiliriz. Abi şunu konuşmamız lazım. Savo Minotaur alacak. Evet. Ciddiyim bu arada. Savo Minotaur evet. Alacak. Geri banlamalarının sebebi... Biz Minotaur da alacağız. X'i yasakladılar bu arada. Biz Minotaur alacağız. Önümüz çok kuvvetli, arkadan biz önden tanklarken arkadan Novare vuracak. Vurur da. Bruno'ya sakladık. Brody'yi verdik o zaman. Evet, Brody'yi verdik. Biz de Cloud'u aldık gibi yorumladım ben. Ama çok biraz fazla kırılgan oluyoruz sanki. Fazla kırılgan oluyoruz, sorun da o. Evet, kendini koruyabilen Cloud bir gelirse... Irithel. Abi Irithel de çok... Ya, biraz kayıplara kadar... Karıştı ya Mete evet, Çekil'den. Evet. Ama çıkartır mı hala bir yerden? Ben ya onu böyle da düşünüyorum. Şey nasıl, üçer böyle 3-4 tane nişancı yasaklaması olunca belki... İşte 3 tane var. Bak şöyle düşün. 3 tane var. Bir tane seçecek Sunshine yani. Sunshine de aldı, seviyor da ki yani. Ki rahat da edersin evet. Aynen. Bildiği oynadığı kahraman ama bir bakalım. Bir abi şöyle bir şey var. Irithel kendini koruyamıyor. Tek yani. Sorun da o. Ya Brody böyle işte sersemletmesi olduğu için bak, mesela... Brody geleceği belliydi zaten. Bize Beatrix lazım o zaman hocam. Hem korudu ritmimiz güçlü. Lila ile beraber çok güzel savunma yapabiliriz. En kötü senaryodan bahsediyorum tabii ki. Her türlü işimize yarar. Yeri geldiğinde taramalı, yeri geldiğinde bombalı moduyla beraber Sunshine'ın rahatlık havuzlarındaki bulunan kahramanlardan bir tanesi. Apex'te şuraya çok güzel bir Minotaur çekti diye yorumladım ben hocam. Minotaur çok yakışır. Ya veya Tigreal de ben okeyim. Tiki de artı tank olarak da biraz açığımız olacak. Tigreal'e Tiki demeye başladım. Orada bittik ya. Ağzıma öyle oturdu tigiş, şu anda. Tigiş. Tigiş. Tigreal'in küçüğü mü? Yani M serilerinde Terizde'yi orta koridor oynayan da bir tek Rosa'ymış bu arada. Bunu da böyle, böyle bir... de bir klas hızdır. Evet. Böyle de bir klas. Beatrix geldi ve... Lapu Lapu. Edit dolaşım. Lapu Lapu üst koridor. Oo, şöyle bir hayal ettik. Edit dolaşım. Lapu Lapu. Tecrübe. Beatrix. Abi bir şey diyeyim mi? Takımımız iyi. Öncümüz 3 ya, tane Lapu Lapu'ya var. Ne diyor? Ben Lapu Lapu'da biraz şey gibi kalıyorum abi, ya. Abi öyle deme. Kötü çok değil fena. Ama. Ben Edit'le, her zaman Edit'le bir soru işaretiyle yaparlarsa ya. Mesela Edit kitle kontrolü adında Lapu Lapu'da oturtabilirse yok, o zaman doğru. Yok eder ortadan ikiye açar herhalde. Abi olacak çok olacak. Önemli olan takım oyunu. Bir yere kadar mikro ile beraber evet. Bireysel ilerleyebiliyorsun. Bir yerden sonra takımınla beraber yapacağın hareketler ve Devu da bunu en iyi yapan ekiplerden bir tanesi zaten burada göremezdik. Ya bence Brody'ye ne kadar fokusladığımız da önemli. Yani onu durdurduğun saniye çünkü takımın hiçbir şeyi kalmıyor. Son pikeni alırlarsa alsınlar. Digi mi? Derken. Bir şey diyeyim mi? Hiç sorun değil. Böyle bir şeyle tekrar daha öncesinde karşılaştık. Ve yendik. Eylül giriyor. Digi'nin ultisini alıyor. Devamında Apex gereken hamleyi yapıyor. Evet. Hani biz alışığız buna. Herhangi bir sorun yok. Bizim çocuklar burada Devu'ya karşı ilk maçı kazanırsa motivasyon olarak yüksek başlar. Alır gideriz. Göreceğiz. Ve artık yavaş yavaş... Heyecan dorukta. Ya 5 maçlık bir seri olduğunu unutmayalım bu arada. Ne olursa Sali. Olsun burada kazanılsın kaybedilsin. İkinci maçın seçim yasaklaması da çok değişecek ve aksiyon birazcık daha artacak gibi gözüküyor. Evet şimdi artık karşılaştırmaları da göreceğiz. Yani bize nazaran birazcık daha rating olarak yüksek bir takım seçmişler gibi gözükse de hiç yani alt ratingli takımların ne kadar iyi galibiyetler aldığını gördük şu ana kadar. Bu arada yeni animasyonlar gelmiş Sinancığım. Evet, acayip. Bayağı da güzel olmuş M5'in bu son animasyonu ve artık eleme aşaması başlıyor. İlk eşleşme Fireflux, Devu ve ilk karşılaşmanın sunumu için söz Gitarist ve Murano'da. Teşekkürler Sinancığım ve Mobile Legends Dünya Şampiyonası artık Knockout Stage'deyiz. Güzel bir mücadele bizleri bekliyor, takımımıza başarılar diyelim. Bize çok güzel bir turnuva izletmişlerdi. Şimdi bunu birazcık daha... İyileştirme vakti geldi ama daha giriş yapar yapmaz ne yazık ki ufak bir pauzumuz gelecek. Fireflux Devu'ya karşı Knockout Stage'de bir galibiyet bakalım bizleri bekliyor mu? Tempo avantajı şimdilik iki tarafa da gitmemiş gibi gözüküyor. TNZ kırmızısından başladı aynı şekilde rakip de kırmızıdan başlıyor. Sunset neredeyse ölecek Rosa. Bir cana kadar indirdi neler oluyor dakika bir. Dakika 1'de direkt hemen üste gönderilmiş bir Novaria var tabii ki seviye olmaya çalışırken. Yani varsa Rosa'nın elinde yine birazcık tırsacaksın abi. Apex geriye doğru çekiliyor. Boşladı bu arada. Yıldız'a pirrrt yatıyor ya bir de. Pirrrt. İnanılmaz bir çar.
Şu anda bir yandan Magistor ormanları almaya devam derken aşağı koridordaki tecrübe koridorunda sence bu karşılaşmada Alien skor çıkarabilir mi Teriza'ya karşı? Ya ona çok emin değilim çünkü oraya 1-2 oyuncu da destek vermek istiyor gibi. Şimdi Alien bir Martis desteği de alırsa orada bir şeyler kovalayacak ama tabii görüldü Kid Bomba farkında neler olduğunun. Ya Kid Bomba da önemli isim. Ya abi adam gerçek bomba ya ama bu bomba bugün patlayacak. Patlayacak! Hadi! Hadi bizim çocuklar hadi! Yes. Alien hiç riske atmıyor. Mantıklı hareketler bu arada. Alan hasarıyla bayağı bir tabii hızlı ittirecek Savo'ya doğru. Apex'ten bir destek gelebilir. Ay zıplatabilirsek güzel olabilir derken bak Savo üste dönüşünü spamlamaya devam derken Sunshine minyonlarını almaya çalışıyor. Burada iki nişancında daha 4 seviye ulaşamadığını gördük ve Tienzi'miz 5 seviye. Kontrol ettiğimizde Magistor'da 5 seviye olmaya yakın. Bu arada artık kaplumbağa zamanı geldi. Apex'imiz şu an orta koridordan 4 seviye olmaya çalışıyor hocam. Ya ben orta tarafta şu Sunset'i geri gönderdikten sonra bir XP avantajı aldık gibi düşünüyorum. Oradaki eğer XP avantajını geri gitti değil mi? Geri gitmiş olması lazım. XP avantajını kullanıp bir erken skor denersek tatlı bir şeyler olabilir ama o da güçlendirmesini hemen şimdi kaplumbağaya doğru gideceğiz. Ama bizim ben Baxian'ın yaptığına dikkat etmeni istiyorum. Bizim mor güçlendirmeyi alıyor. Alsın. Mora kaplumbağa çok okey. Apex fark etti. Apex fark etti. Hızlı bir şekilde üstüne doğru gidiyor ama burada birazcık geç kaldık. Alien. Çalmayı deneyebilirler ama TNZ şansa inanmaz. O yüzden bencesini direkt attı. Üst koridorda bayağı bizim çocuğu zorlarken orada zıplatılıyor ve Savo'yu katlederek ilk kan geliyor. Bravo Apex. Tebrik ediyorum hocam. Temiz oyun açılışı. Hemen bir tane kaplumbağa aldık. İlk kanı da düşürdük. Tabii şunu söylemek lazım. Üst tarafı üçlemişlerdi. 3-2 pozisyonda bir skor çıkartmış durumdayız. Kaplumbağayı alt taraftan aldık. Orta tarafta XP avantajının zaten olabileceğinden bahsettik. Her şey plana kitaba uygun. Her şey plana kitabı uygun. Yakaladın. Yakaladım. Havada yakaladım cümlen giderken. Magistor'un şu anda ormanını darlamaya çalışırken 80 saniye kalmış bir kaplumbağa var. Böyle iki tarafta çok temkinli oynaması böyle tatlı bir görsel ya. Gerçekten evet. Helal ya. Abi upper bracket'tan Blacklist'i eleyip üstüne çıkıyorsun. Demo gibi rahat bir şekilde bildiğin, daha öncesiyle karşı karşıya geldiğin, neler yapabildiğini, ne zaman, nerede olabileceğini tahmin ettiğin oyunculara karşı oynayan birazcık daha bizi böyle rahat hissettiriyor. Aynen öyle. Sunshine Sniper mod takılıyor. Kargülü bir yarı cam patlattı orada. Vallahi temizinden. Patlattı. İnanılmaz. Kargülü Beyze döner mi emin değilim. Kid Bomba canı bayağı bir az. Tienzi yaklaştı ona doğru. 7 seviyeyi 6 seviyeyiz bu arada. Kid Bomba yine 6 oldu. Önemli olan koridorda baskıyı alabilmek. Onu aldık. Rosa. Ve ormanlarını şu anda katledeceğiz. Bu arada üstüne doğru gidecek miyiz derken zorlamadık. Abi en doğrusunu yaptık. Risk. Yani riske gerek yok oyunun şu aşamalarının. Bir de yandan da Apex'imiz orada yok. Yani üstüne doğru gitmek birazcık abartıya kaçardı. Rosa. Rosa hemen hasarı bıraktı. Çok iyi. Bayağı iyi oynuyoruz şu anda oyunun ilk 4 dakikasını gerimize bırakıyoruz. Artık yavaş yavaş da ikinci kaplumbağanın çıkışına şahitlik edeceğiz. Sunshine yukarı koridora hala baskı altında derken burada Savo ile canını azaldık. Bu arada Alien. Kid Bomba'nın canını bayağı azalttı ama ışınlanmasının olduğunu hatırlatmak istiyorum. Elin üstüne doğru gidiyor. Burada yeteneklerini kullandı. Bir yandan da pasifini vursaydı daha farklı bir görsel çıkabilirdi ama artık ikinci kaplumbağa zamanı. Şu seviye avantajıyla beraber Alien bence bir tane daha pozisyon kullanacak. Sunset! Son saniye geriye doğru çekiliyor. Yani her koridorda gerçekten güzel baskı kuruyoruz. Şimdi bu kaplumbağada hata yapmamamız lazım. Rosa yaklaştı. Güzel. Arka tarafta Sunset. Canı bir, Cheesy. Alıyor. Hiçbir yerde hamle yapamıyorlar şu an. Abi benim zaten Devu'dan korktuğum yaklaşık 25 dakika sonra başlıyorlar oynamaya. Evet. Onlar Moğol atları gibi değil. Birazcık daha böyle. Genç. Aynen. Bir tık daha oyun oturduğuna gelecekler ama ya şu var. Altın farkı şu an 2K bandında dakika 5'te ya özellikle bu kadar stabil, bu kadar sakin oynarken tam istediğimiz şey. Bu arada lane swap gerçekleşmiş. Beatrix Prodigy'ye tecrübe koridoruna gönderdi resmen. Kid Bomba üstte. Ya altta sıkıntı yaşadı. Burada önemli olan şey tabii Beatrix'i durdurmanın yanında Carvi'yi de kastırabilmek. Yani Carvi'nin birazcık rahat edebilmesi lazım. Onu da amaçlıyorlar. Ya Carvi... Az sonra kaplumbağada fight de isteyecekler. Oranın da kalabalık olması önemli. Bu arada ben... İyi bir hamle. Şunu ekleyeceğim. Lapu Lapu karşısında burada oynarken Sunshine hala koridoru değiştirmedi. Derken Alien burada Savo'yu katledebilir ve Alien bir skor daha kazandırır. Tienzi pozisyon hareket. Şu anda Magistor da Alien'ın üstüne doğru yürürken Alien'ın başı dertli olabilir. Tienzi arada kaldı. Burada Brody Witch'i görebilir miyiz derken.
Bir skor karşılığında iki skor verdik. Eşit mi tartışılır ama en önemli iki oyuncularımız düştü. Bir tanesi Edim, bir tanesi TNC. Kötü oldu gibi be. Ya kötü oldu. Kule burada kulenin verdik. Gidecek olması bence birazcık daha üzücü. Sunset'ten hemen bir acaba takas alabilir miyiz? Ne yazık ki o takas gelmedi. Karvi kuleyi alıyor. Alalım. Mid alırsak çok iyi. Mid alırsak çok iyi. Mid alırsak gayet iyi. Gayet iyi. Süper. İyi hasar, iyi takas bu arada. 25 saniye kaldı şimdi. Rosa biraz daha ittirmeye çalışıyor. Üst tarafa aldık. Mid'i aldık. Dikkat. Aman. Altta bir eksiğimiz var. Abi tekerleklerden korkuyorum. Benim tekerlek fobim var artık. Bu Batsy'yi gördükten sonra benim tekerlek fobim. Bu tur Rova'da oluştu değil mi? Aynen öyle. Düşünsene abi, koridorda dümdüz yürüyorsun böyle. Tekerlek üstünden yürüyor, şey böyle bakıyorsun falan. Bir anda öyle buluyorsun kendini. Savo. Sakin de kaldı. Tamam, şimdi kaplumbağa geldi. Burada Kamil önemli Apex seviye farkı bekliyor. Var bak. Baksiye ile beraber başladılar ya. Her yerde öndeydik. Seviyede bir tık geri düşmüş olmak üzebilir şu anda bizi. Dikkat. Rosa bu arada oyuncusunu kullanmak zorunda kaldı. Savo arkadan zorlamaya çalışıyor Apex. Kaplumbağa arka tarafa doğru çekti. Alien. Pozisyona yakınlaştı. Rosa da bir yandan tabii ki orta koridoru iktirip savaşa dönmek isteyecek ama Kid Bomba'yla beraber Savo Rosa'yı yakalamaya çalışıyor. Rosa'mız oyuncusu yok. Kid Bomba geldi tam zamanda saflaştırma. Burada Rosa'mızı kaybetmemize yol açtı. Alien, Apex, TNZ 3'lü şu anda kaplumbağayı vururken kaplumbağa alanının dışına çıktığı için tekrardan resetlendiğini gördük. Savaş hazırlığındayız. 9K Kid Bomba sağ taraftan geliyor bu arada. Alien onu gördü. Bu önemli bir bilgi. Mid tarafında onların taşıyıcısı daha yakındı. Alien içeriye doğru gitti. Magister'ı zorlamak istiyoruz galiba. TNZ orada hasar vermeye çalışırken Savo hemen sersemletiliyor. Alien içeride zorladı. 3K canı var. TNC 138'deydi hocam. Kaçırmıyor. Hata yapmıyor ama sanırım pençeyi de kullanmamış bu arada. Aynen. Burada pençeyi kullanan Magister oluyor. Anılcım. Efendim canım. Çok tatlı hareketlerim var. Var öyle şeylerim sana karşı. Bu arada şunu ekleyeceğim. Ya abi turnuvanın geneline baktığımızda bir TNC'min çarpı, iki Kayrim'in çarpı. Bu çarplar kapışır. Evet. Farklı seviye. Adam çarpmadan kaplumbağa alıyor. Böyle de bir adam. Yani. Böyle 138 candan tıkır tıkır çektik. Tık. Şimdi 3 kaplumbağa avantajı, 2 tane kulemiz var. Burada amaç belli. Önce bir alt koridoru düşürebilmemiz aynen lazım. Sonra zaten yani Lord tarafında dans başlayacak. Başlayacak. Abi şu anda alt kuleye %98 ihtimalle açmamız lazım. Neden biliyor musun? Lord üst koridorda, alt koridorda herhangi bir şekilde kule açamadık ve bir pause daha gerçekleşiyor. Abi bizim telefonlarda olmasın. De bunun telefonunda lütfen ya. Rica ediyorum ya. Parmaktan sonra devam ediyoruz. Üst tarafta devam ediyor. Oo, Magister. Sunshine zorunu dikkat etmemiz lazım. Yalnız burada hasar çıkabilir mi emin değilim. Kid Bomba. İki abi, kişilik kötü oldu. Bir pozisyon yarattı kötü ne yazık ki. Ya. Karmi ilk skoru alırken ikincisi Apex'ten gelecek. Hadi kurtarın Cenzi. İntikam almaya çalışıyor. Cenzi. Çocuğu düşürür mü? Bir Karmi SMS. İçeride kaldı. Elim yardıma geldi. Karmi ütüyor ne yazık ki yapma, ama burada yapma, takas yapma, bile alamıyoruz. Alien şimdi aldı o takası. Abi ya, ne oldu? Bir anda katliam ya. Ya hayır, ne oldu da biz... Ne zaman üste gittik de 5 kişi kat... Abi ben bir şey anlamadım. Hocam. Ya alttan kule düştü ama hiç okey değil. O taş kağıt makasa ya izin vermeyecek. Dedim ben, taş dedim. Abi yok ya, işin şakası. O pozisyonu göremedik tabii ki. Galiba karşılaşmayı geçiyorduk. Orada ne olduğunu yani tam anlamadım. Hiç sorun değil. 5-7, altın üstünü hala üstümüzde seviyeleri bir kontrol etmek istiyorum. TNC 12, Magister 12 seviye. Burada bu Lord'u Almanlara rahat izin vermeyiz. Sadece elimizde olan avantajı kaybettik ama hiç sorun değil. Bizim çocuklar bu karşılaşmayı dünkü bileklisi nasıl yenediysek, nasıl ikinci çıkarttıysak gruptan, bugün de tekrarını Devu'ya karşı yapacağız. Daha çok bileklisten daha çok tanıdığımız bir takım. Hırsımız var. Şu anda en iyi 8 takımdan biriyiz bu karşılaşmadan, bu setlerden, bu seriden. Eğer galip çıkarsak en iyi kaç takım arasında oluyoruz? 6. En iyi 6'da oluyoruz. En iyi 6'yı almış olacağız. Magister giriyor içeriye doğru. Ya abi işte o teker fobisi demiştin, gerçekten yavaş yavaş başlıyor. Vallahi inanılmaz. Kötü bir durum. Bir seviyede bu arada sanırım geriye mi düşündü? Bakıyorum şöyle bir genele. Abi yani 13 evet, kötü, 13 kötü bir seviye. Aa yok, bizim çocuk da 13. Pençe hasar farkı yok. Aynen, o önemli. Abi Rosa güzel, güzelsin Rosa. Rosa güzelsin. Tamam, zorluyor. Elin girdi, hemen bir tane sersemletme var. Apex abi, arka taraftaydı. Karnı hızlı şekilde aldı. Ya abi orayı eritir zaten. Havadaydı Magister. Magister yaşamasın, alalım artık onu. Vur abi, vur abi. Rosa Savo'yu çıkartırken TNC bir canlı hayatta. Kid Bomba ile beraber Sunset kovalayacak. Son saniyede uzamayı başardı orada. Çok TNC hayatta kalırken Rosa ve Sunshine şimdi orta tarafı ittirmek isteyebilir.
2'ye birlik bir takas var. Bence oyunun bu noktasında bu kadar kötü bir fight vermişken kabul edilebilir. Abi ben bu yumurtayı sabah kahvaltıda kırarım. Bak kahvaltı yapmadan maç anlatıyorum. Gelmiş bize no 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 diye emoji atıyor. Kırarım ben bunu bak. Gelecek gelecek, sıkıntı yok. Sunset. Tabii çok uzak mesafe dürtüyor. Ya abi Novaria birazcık daha ilerleyen oyunda çok büyük sorunlar yol açacak bize ya. Ben ondan korkuyorum biraz. Ya taşıyıcıları çok iyi durumda bu arada. O biraz sıkıntı. Özellikle bak seçim yasaklamada da konuştuk. Karvin'in ya bu noktaya gelmiş olması bizi üzer. Bizi üzer. Abi üzmez. 9 kag oldu var. Üzmez, ne yapacağız? Elin atlayacak, Digin ultisini alacak. Digin ultisini alırken bir anlamda elin boşa çıkacak. Sersemletmelerini kullanmış olacak. Orada bir avantaj alacağız gibi. Bakalım. Hadi. Başlıyorlar. Lord savaşı başlayacak. Apex'in üstte Terzan'ın pasifi var ilk yeteneğinin. Burada Apex'in bizim canı az, Alien'ımız bir yandan can yenilemelerini bastılar. Şu anda canlarını fullemeye çalışıyorlar Lord. 9000'leri düştü TNZ. Burada girmesi lazım. 9000 canlara kadar Apex düştü. Lord'u kim alacak? İçeride orada geldi. TNZ! Lord'u aldı. Üstüne kit bombayı patlatmayı başarıyor. Ve bütün Devu geri doğru çıkmak zorunda. Hem Lord'u aldık hem skoru aldık. Lord'umuz hızlı bir şekilde tam minyon doğmasıyla beraber üst koridordan ilerliyor. Lord'u aldık, skoru aldık. Orta tarafı almamız lazım. Rosa hayatta kaldı bir şekilde. Süpersin Rosa hayatta. Üst tarafta kule bir can, orta tarafta kule bir can. Şu anda biz bunları istiyoruz. Rosa dürtmelere devam ediyor. Yani karşıdaki Novaria mı, bizim Rosa mı? Bence şu anda bizim Rosa birazcık daha sağlam durumda. Ama sen Rosa derken aman gitar için senin ağzın birazcık nazar değdiriyor gibi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi inhibe kadar gidebilir miyiz? Onu merak ediyorum. Çünkü Lord üst taraftan pushladı. Alt koridorda devam ediyor. Ortaya da bastırıyoruz. Bir inhibe acaba alır mıyız buradan? Anlamayabiliriz çünkü işler karışır. Magister düşerse. TNC'nin canı çok azap, çıkmamız lazım. Şu an bu riski alacak seviyede değiliz. Rosa'ya bu arada çok ciddi hasarlar vuruyor Sunset Lover. Dikkat edelim abi. Sunset Lover'ın bu vurdukları Rosa'ya gelir mi ya? Bu nasıl bir şanssızlığı Rosa? Ya çok iyi bu arada. Lord geldi, iki tane kule geldi. Üzerine bir tane kill geldi. Az önce verdiklerimize bunu bence sayabiliriz. Tekrar altın öne geçmiş durumdayız. 3K kadar. Ne altın abi? Ne altın abi? Ah güzel oldu bak. Adalet Kılıçlı hızlı bir resetlenme, hızlı bir resetlenme. Mezun önemli. Orada 100 saniye var. 100 saniye sonra bu Lord'u alırsak ne olur biliyor musun? Biter. Yıkılır buralar. Biter. Üst kuleleri kalmaz. Biter mi? Tam emin değilim biter. Ama. Biter. Çok emin konuşuyorsun. Bak biter. İnşallah. Ben de onun yanındayım yani. İnşallah biter. Altın farkı 3000'lerde. 3000 de ciddi. Bence şu an erken de ediyor. Kulisini kullandın mı? Magister'ın üstünde güzel hasarlar Rosa'dan. Adalet kılıcını bitirdiğini de gördük Rosa'nın. Üste doğru ilerliyor. Rosa kim bastırdıkça bomba bastırıyor bu arada. Rosa iyidir. Rosa bastır. Lazım. Bence turnuvanın MVP oyuncularından bir tanesi Rosa. Çünkü Lila ile beraber gerçekten bak imza kahramanı olur. Evet. Eskiden Faşa diyorduk, Selena'lar diyorduk. Artık bence Rosa'nın imza kahramanı Lila'dır. Bu turnuvaya çok iyi hazırlamış ya. Evet evet evet. Bir de gizli silah gibi değil de böyle dans diye çıktı ya bir anda cepten. İşte bu da önemlidir abi. Böyle turnuvalarda her zaman cebinden ki böyle... Ki banlasalar da ona karşı çok fazla seçeneği evet var. Yani çok fazla seçeneği var. Çok yönlü. Şimdi hemen bir üst koridoru kontrol etmek lazım. Alt taraftan yine bir baskı almaya çalışıyorlar. Oraya lapu lapuyu göndereceğiz. Abi. 4 oyuncu midi bırakamıyorlar. Ya amacımız tamamen Lord'u beklemek 30 saniye boyunca. O fight kaybetmediğimiz senaryoda her şey iyi olur. Ama şunu da söyleyeyim. Alien acaba alt tarafı istediği gibi ayarlayıp gelebilecek süreye sahip mi? Ben sana yani olacakları burada anlatayım 4v5 kalacağız. Ben sana olacakları anlatayım abi. Edit. İlk önce Alien giriyor. Digin ultisini aldım. Bu arada Rosa'mız sıkıştı. Ultisini basmak zorunda. Arada kaldı. Girdi. Kit bombanın üstünde burada. Bir geri çıkmaya çalıştı ama Brody'nin ciddi bir hasarı vardı. Kit bomba az canla beraber uzaklaşmaya çalışıyor. Lord önümüzde kötü oldu ve Savo ışınlanmasını kullanırken TNZ pozisyona dahil olmaya çalışıyor. Alien koridoru ittiremeden geldi. Apex burası zıplatmaya çalışıyor. Sunshine! Digin ultisi çok editten muazzam hamle içeri girdi Alien. Digin burada editimizi katlediyor ama Alien tanklamayı başardı. TNZ işlerine geliyor. Çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Magister burada tekerlek modunda Sunshine ışınlanmasını kullandı. Çıkarırsak mükemmel olur. Bütün yeteneklerini yedi. TNZ Digin'in W'sunu doşuyor ama yiyemedi yani. Bir Digin'in ultisi kaldı diyecekti. Ve burada Digin'in ultisini de yedi, onu da yedi. Bunu da... Her şeyi yiyoruz ya abi. Bu kötü oldu bu savaş. Bak çok basit bir şey vardı. Fight başlamadan söyledik. 4v5 kalacağız. Bir oyuncumuz önde yakalanıyor. Otomatik olarak 3v5'e dönüyor. Orada lapu lapu yetişecek, gelecek, destek verecek, pozisyona girilecek. Bunların hepsi sıkıntı. Adamlar 10 saniyelik hatta 5 saniyelik pencereyi o kadar güzel kullandılar ki
Evet, bayağı iyi. Ya bir anda bizim için faciaya dönüştü ki hala oyun eşit, onu da söyleyeyim. Hala oyun eşit, en kötü senaryoda şu anda uzayacak. Yani Lord'u alsın, almasın, o olsun, bu olsun, önemi yok. Oyun şu anda uzadı sadece. Abi, uzadı işte. Ve bu da Devo'nun işine geliyor. Evet işte, ben de onu diyecektim. Devo yarım saatlik maçları çok sever. Burada Devo'nun istediği yerlere doğru ilerliyoruz ve geç oyunları bizden daha güçlü, onu söylemek istiyorum. Edit'i kullanamıyoruz, Edit'i kullanmamız lazım. Bak, senaryonun şu olması lazım. Elin önden girdi mi hocam? Girdi. Sersem etmeye çalışacağın tiki ultisini bastı mı? Bastı. Ondan sonra editimiz ışınlanmayla beraber girip en az iki oyuncuyu kaldırması lazım. Evet. İşte bunu yapmak da kolay olmayabilir. Lord Discord'da oradan ilerlerken buradaki kuleyi, T2'leri düşüreceklerdir. Sadece orta koridorda T2'miz kaldı. Artık yavaştan üst kulemize doğru yaklaşıyorlar. Kule anlamında neredeyse eşitiz. Üst kulesi vermeyelim, üst kulesi vermeyelim. Üst kulesini bu dakikalarda vermek bayağı sorun oluyor. Derken vermedik hocam. Sıkıntı yok. Şimdi orta tarafı tabii alacaklar. Bu zaten beklediğimiz bir hamleydi. Oyun tam anlamıyla eşitlenmişti. Bir 3K kadar geriye düştük. Chiezi minyonları temizlemek istiyor. Burada bastırmayı isteyecekler. Bir hata, bir açıklık yakalarsak belki fight alabiliriz. Bu da bizim için oyunu bitmesi anlamına gelir. Karvi yarıcanda. Rosa dürtmeye devam ediyor. Abi güzel. Bastırmak istediler bu arada. Kule bir can. Abi, ve bu açgözlü oynamalarına sebebiyet verebilir. Ya bu kuleyi istiyorlar şu anda. Abi kit bomba girip bir tane vurup ışınlanma atıp çıkmayı hayal ediyordu ama bizim çocuklar vermedi o şeyi, avantajı. Üst kuleyi içeri doğru girmedikleri sürece vermeyiz gibi duruyor. Biliyorsun. 70 saniye. Ya 70 yok, saniye içerisinde bekleyecekler. Aksiyona girme şansları yok. Öyle mi diyorsun? Üst kulede aksiyona girmezler artık yani. Az önce ben olsam girerdim mesela, yalan yok Devo'nun yerinde. Ya bir minyon dalgası daha ittirip en azından o kuleyi alırdım. Çünkü kaybetsem bile, bir oyuncun düşse bile şu anda Fireflux ortayı ittirip inhibitörü alamazsın. Zaten Lord yok. En kötü senaryoda bir oyuncu kaybedersin. Bilemediğin iki kaybedersin. Lord da tekrar fightlarsın. Bence Devo orada güvenli bile oynadı. Apex bu arada çok güzel sınırmış işlerine. İnfoları alıyor. Rosa isteyebilir. Kid bombayı çekse iyi olacaktı. Sunset Lover. Işınlanmasını vermedi. Çıkmamız lazım, çıkmamız lazım. İşte o kaynaklar gitti. Ne yapıyor bu, ne yapıyor bu, ne yapıyor bu? Hata yaptı bu arada. Ne gerek vardı? Çok güzel. Işınlanmasını aldık, kaçamaz. Full Focus Novaria atabiliriz belki ama işte Karvi. Karvi'nin ışınlanı duruyor. Alt tarafta Kid Bomba ittirecek koridoru. Bizim için çok iyi haber değil. 10 saniyesi var Lord'un. Abi digi, o çalı var ya, o çalı ölüm kokuyor resmen. Rosa'yı ya, gönderdik. Rosa'yı alt tarafa gönderdik. Ama çok istiyor. Ya. Rosa'ya ihtiyacımız lazım. Var, Rosa'ya ihtiyacımız var. Slow push'a bırakabildi mi? Hayır, bırakamadık. Çok sıkıntı hocam. Hocam çok büyük sıkıntı. Ben onu söyleyeyim sana. Geliyorlar. Kit bomba önden görüş almaya çalışırken Sunset Law var. Buradan görüş alıyor. Dört oyuncumuzun görüşünü aldılar. İşler bayağı sıkıntı. Rosa'yı görmediler. Abi vermeyebilir çünkü Rosa gibi güç var elimizde derken Apex görüş almaya çalışıyor. Risk alıyoruz şu anda bu risk. Umarım bu aldığımız riski de Alien canları azaldı, çıkmamız lazım. Ooo kick bomba tutmaya çalışıyor Rosa. Buradan hoşlamayı başarıyor. Tienzi içeri doğru girdi. Canlı olurdu derken Brozi'nin çok yüksek vuruşları işimizi bitirdi. Kick bomba burada düştü. Dört oyuncumuzla beraber geri çıkmaya çalışıyoruz. Birebir bir takas görüyoruz ama Tienzi'yi verdik. Teriza'yı aldık. Teriza'nın ışınlanmasını aldık. Yani Lord gitti, o biraz problem. Evet. Çift inhibitör olabilir bu. Özellikle üst taraf zaten neredeyse düşmüştü. Şimdi alt veya ortayı da kolaylıkla alacaklar. Ya hocam, nereden oyunu kurtarırız diye bakıyorum. O savaşları kazanmadan oyunu kurtarma şansımız yok. Ve yani rakip takım savaşında şu an şov yapıyor. Hocam şimdi savunmamız çok güçlü. Öncelikle Lila gibi bir kahramanımız var. Beatrice gibi seri hasar vurabilecek bir kahramanımız varken Lord'u savunma yaparken çok fazla sorun yaşayabileceğimizi ben açıkçası düşünmüyorum. Lila bombalarını yerleştirecek, bomba büyütecek. Ondan sonra gerisi basit diyorum. Hadi çocuklar bakalım. Be. Şu anda top büyütüyor. Hadi. Tamam. Milyonlar gittik. Mutteki milyonlar gitti. Sunset daha var. Burada hasar denemesi. Arka taraftan Rosa'yı tutmaya çalışıyor. Apex önünde geçti. Ama Apex'e de vuruyor üst artık o var ya. Üst taraf geliyor. Oraya bir çözüm bulmamız lazım. Ortaya itmeye çalışıyoruz. Anlıyorum. Vermememiz çok da mantıklı lazım hareket ama 3 oyuncuya karşı bu kadar gerideyken bunu yapmak mümkün değil. Lord'a ihtiyaç bile duymadılar. Oyun burada biter. Bitmez, 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 bitmez. Doğru savunuruz, doğru savunuruz gibi. Kit bombanın ışınlanması yok, ışınlanmasıyla beraber giremez. 35 saniye daha dayanmamız lazım. Saplaştırmalarımız, ışınlanmalarımız gerimizde az koridordan. Şu anda Lord dişiyle ilerlemeye çalışıyorlar. Lord'un canı 22 bin lira doğru düşmüş durumda.
Jelzy burada geri doğru Magistro almayı başardı. Yi bir yandan da Rosa yavaşlatmalarını sağlarken arka tarafta Lord'un içeri girdiğini görüyoruz. Geri doğru Apex'in ölümsüz altından. Bir yandan Digil'in ulti derken kuleye doğru vuruyorlar. Hiç savaş zorlamıyorlar ve ilk maçı burada Devu kazanmayı başarıyor. Olur, ya olur. Belliydi. Olur. Son pozisyonda biteceği belliydi. Özellikle o kadar düşük candaki bir kuleyi zaten Lord'a karşı savunamayacaktık. Artı olarak rakibin de yani dürtme konusunda bizden güzel olduğunu biliyoruz. Rosa belli bir oyunun döneminde evet çok öne geçti ama o kaybedilen takım fight'ından sonra çok bir şansımız da kalmamıştı. Ya şunu söyleyebilirim. Bir pozisyon, tek bir pozisyondaki hata, 5 kişiyi kaybettiğimiz üst koridor push'u. Evet. Yani oradaki hatayı yapmasak bence çok kolay win olurdu bizim abi, için ama rakibe fırsat verdik. Edit olmadı ya. Yani. Edit birazcık tamam. Şu bir kahraman ama bu maça gitmedi. Çünkü Edit tamam yakınlığa yaklaşan oyuncuları korumak için alınmış bir tercih oldu. Bize savaş hazırlayamadı. Bu tabii ki Apex'le alakalı değil, bu tamamen kahramanla alakalı. Evet. Apex'in ne kadar çok savaş hazırladığını, bize savaş kazandığını çoğu zaman görmüş. Şey, Tigreal olsa ya bu Edit mavisini ikidir konuşuyoruz zaten. Hep bu evet, bir şekilde bir söz konusu oluyor evet, tercih yaptığımızda. Bakalım yani ama 5 maç olduğu için zaten hiç karaları bağlamaya gerek yok. Evet yani, aynen öyle. Daha bir de yani seçim yasaklama da değişecektir bence yani maç içerisinde olan bitene göre. O yüzden ben pek bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Biraz fazla istekli olduğumuz pozisyonlar vardı. O istekli olduğumuz pozisyonları az daha isteksiz oynayabilirsek net olabilir gibi geliyor bana. Ya Rosan elleri alavalıyordu ya. Evet. Orada bir araya gittik. Evet. O ara bizi bitirdi. Emin ara... zamanında yine ara yüzünden kaybetmiştik. Yine ara yine bizi... birazcık maça motivasyonumuz, odağımız bozuldu. Ya bundan sonra ara olacağını düşünmüyorum. Evet, önümüzde de yani hala bayağı bir maç var. Bakalım MVP kim olmuş onu bir görelim hızlı Kid bir şekilde. Bomba'dır. Evet, Kid Bomba mı? Bu... Hayır değilmiş Kid Bomba. Brody. Carvey. Yani Carvey... Çok iyi durumdaydı ya. Abi orada bir yerde 3'te 3 verdik ya. Orada... Oradan sonra evet, ipi aldı eline. Ve Carvey. Hayır Kid Bomba. Bomba. Kid Bomba da Carvey'i gösteriyor. Garip grup bir durum yani. Ya oo, şöyle, kandırdılar bizi. Bence Kid Bomba pozisyonları biraz hazırlayan taraf oldu. Evet. Ama hani ormana baktığında ben ormana da yazabilirdim mesela MVP'yi. Çünkü Baxi'yle sürekli bir yerlerde konum alındı. 1-0-11 bir Novaria vardı bir yerde yanlış değilsem. Abi Novaria çok bozdu bizi ya dediğim 5-1, gibi. 5-1-8, 5-1-9 falan bir Brody'leri vardı. Ya bu ikisi zaten beraberken o fightları almanız veya durdurmanız çok mümkün değil ya. Aa, can sıkmaya gerek yok. Dediğimiz gibi best of five hiç sorun yok. Burada maç bizim hakkımızdı ilk 10, 13, 14. dakikaya kadar ama 14 dakikadan sonra işte bu savaş mıydı hocam? Evet. 14 dediğimiz dakika 9'dan sonra. Yok bu. Evet bu. Dakika 9'a kadar bizim terörümüz esiyordu. Ya ama bunun işte... da öncesini söyleyelim bu arada. Üst tarafta koridoru ittiriyoruz. Bir oyuncumuz biraz geride. Rakip takım fark ediyor, hemen üzerimize doğru geliyor. Biz de fazla içeride kaldıklarını düşünüp sanırım Magister falan kovalamıştı orada. Bir fight vermek istiyoruz. O fight'ta öldüremiyoruz. İstediğimiz evet, hasar çıkmıyor ve 2 kill alıyorlar. Sonra üçüncüsü zaten çok hızlı geliyor. Hani 3 falan versek belki yine kabul edilir ama kaçacak fırsatımız da olmadı. Ki TNZ'nin de aldığı lordlar falan bence çok önemli. Onlar da alınmasa ne olacaktı o ikisi? TNZ mükemmel oynadı. Pençelerini yine güzel kullandı her zaman gibi. Şurada böyle dönecek gibi oldu. İşte abi Edit gerekli tanklamayı, pozisyon hazırlamayı yapamadı. Evet. Ya kahramanın yapabileceği belli. Bence bize bir Tigi. Tigi diyeceğim ya biliyorsun. Tigi. Tigreal ya işte birazcık Digi'den dolayı mı çekindik? Tamam, tamamen şu an yasaklam ekranı hatırlamıyorum ama ya benim, önde durabilecek... Benim Apex'ime iki tane alsınlar Digi yine Tigreal oynar. Oynar abi çünkü oynadı da daha önce Alien yani, gibi böyle evet, geçene kadar ulti alan bir isim var. Şöyle yani, bir sizlere de bir bakalım diye düşünüyorum. 6000'lik bir altın farkı Murano oyun bittiğinde. Ya abi can sıkmaya gerek yok. Yok yok hiç kavgada yok, oldu 6K'lık altın farkı. Bir şey biz değil. İlk dakikalar 6K evet, fark açmıştı. Evet. O aradan sonra bir baktık hemen bir savaştık diye gitti. Bakalım yani. Sorun değil ya, ya biraz da böyle biz şeyi de severiz Türk halk olarak. Böyle bir zora düşelim biliyorsun. Rahat kazanmayalım. Asla.
Kahve ister misiniz bu arada maç başlayınca? Getireyim mi? İsterim. Yapacak Anıl sen ister misin? Olur vallahi. Yaptım. Taze var şu anda. Sadece bardaklarınızı tazelemek amacıyla soruyorum. Oo canımsın. Olur olur. Aynen. Olur olur. Bize abi, bir ihtiyaç var çünkü. İki şat fazla at. Bir ihtiyaç var. Eray. Ben de bir üç şat da alayım yani. Abi şöyle sen Eray ne içiyorsa onu Murano ile bana yarım böl. Ya Anıl burada şey farkında şu riskin risk de değil aslında. Bizim için eğlence de Eray için risk içerikli. Yani bundan ölüyordu, sonra hayır. Bundan sonra ne zaman herhangi bir yayında bir aksaklık çıksa ve benim o yayına bir zaman kazandırmam gerekse bu hikaye number one, yani direkt birinci sırada. Evet. Bir 10 dakika mı ihtiyacım var? Çünkü bir rejiye bir anladın. Bir zaman kazandırmak lazım bu hikaye direkt. Daha üstü de bir şey olamaz yok. Yani. Bayağı hani bak yayında, ya masa kırması var yayında stüdyo yandı biliyorsun. Evet. Tamam mı? Ama yayında birinin ölebiliyor olması. Evet. Hani dahası bence olamaz herhalde. Kalp ne olabilir? Geçirecek ya. Ya şey çok iyi ya. Müthiş burada Murano ile anlatıyoruz. Arka arkaya böyle bir yere mesajlar düştüm. Geliyor. Telefon şey saat titriyor kolumda falan. Grup habire bizim sunucu grubunda böyle bir hararetli bir reji mesajlaşma. Reji patladı falan gibi düşünüyorsun. Ben herhalde yani bir problem oluyor diye düşünüyorum. Saate bir baktım. Eray'ı hastaneye yolladık diye bir mesaj var dedim işte. Bir sonraki 100 yıl boyunca anlatabileceğim bir hikaye. Ve hasar alanlar tarafında da yani TNZ'miz, Elinimiz aslında Apex'imiz iyi işler başardı. Ya onların tarafa baktığımızda aslında bir oyuncu neredeyse bir oyunculuk bir eksik var hasar evet. alma konusunda. Bu da bizim bir tık daha geriden takip ettiğimizi zaten bence gösteriyor.